Şimdi Force Call'un ekranlarını ve menülerini tanıyalım. Force Call'un LCD ekranında arama esnasında zemin ayarında ve pinpoint yaparken bütün bilgileri takip edebilirsiniz. Öncelikle arama ekranına bakalım. Taş, demir veya metallere karşılık gelen renk skalası. Hedef ID göstergesi yatay bar. Hedef tespit edildiğinde ID sayısı ile eş zamanlı yükselerek tespit edilen hedeflere karşılık gelen renk skalasını gösterir. Hedef ID. Arama esnasında bir hedef tespit edildiğinde ekranda görünen iki basamaklı sayısal değerlerdir. Kullanıcıya tespit ettiği hedefin ne tür bir metal olduğu hakkında yorum yapabilme olanağı sağlar. Manyetik mineralizasyon seviyesi. Arama yapılan zeminin ne kadar manyetik özelliğinin ve yoğunluğunun olduğunu gösterir. Bu ölçüm iki açıdan önemlidir. 1. Manyetik mineralizasyonun yüksek olduğu, özellikle karakum diye tabir edilen manyetik demir oksitlerinin bulunduğu yerlerde derinlik düşük olur. Aynı zamanda bu tür yerlerde altın olma olasılığı çok yüksektir ve kullanıcının bunu bilmesi gerekir. 2. Yoğun mineralli taşların oluşturacağı yanlış sinyallerin cihaz tarafından giderilmesi için önemli bir rol oynar. Ground tracking zemin takip açık kapalı durumu. Zemin takip açık ya da kapalı olduğu bu ikon tarafından kontrol edilir. Zemin takibi aktif iken bu ikon yanıp söner. Kapalı olduğu durumlarda ekranda sabit olarak kalır. Pil seviyesi. Pillerinizin doluluk oranını gösteren ikondur. Aynı zamanda piller azalmaya başladığında ekranda düşük pil uyarısı çıkar. Arama modu bilgisinin ve uyarı mesajlarının yazdığı bölüm. Hangi modda arama yapıyorsanız o modun ismi, aynı zamanda mesajlar bu bölümde görünür. Şimdi zemin ayarı ekranına bakalım. Zemin ayarı değeri. Otomatik veya manuel zemin ayarı yaparken zemin değerini gösterir. Zemin ince ayar değeri. Manuel zemin ayarı esnasında ince ayar yapmak için kullanılır. Zemin ayarı ile ilgili detayları zemin ayarı videomuzda izleyebilirsiniz. Pinpoint ekranı. Hedef derinlik bilgisi. Pinpoint esnasında hedefin olası derinliğini ifade eder. Negatif, pozitif bar gösterge. Metal taş veya toprak etkisini gösterir. Genelde metalde pozitif bar, taş veya toprakta ise negatif bar yükselir. Barın en çok dolduğu nokta hedefin merkezini gösterir. Manyetik mineralizasyon seviyesi. Pinpoint ile ilgili daha fazla ayrıntıyı arazide kullanım videomuzda izleyebilirsiniz. Şimdi Force Call'un tüm ayarlarına erişmenizi sağlayan menü ekranına bir göz atalım. Menüde yer alan ilk ayarımız mod seçimi. Force Call'da 3 adet arama modu bulunur. Bunlar BST, derin algılama, gen, genel arama ve D3, ayrım 3 modudur. Daha detaylı bilgi için arama modları adlı videomuzu izleyebilirsiniz. Menüdeki ikinci ayarımız hassasiyettir. Hassasiyet cihazın kazancını kontrol etmeye yarayan derinlik ayarıdır. Aynı zamanda cihazın çevreden ve zeminden aldığı gürültülü sinyalleri gidermek için kullanılır. Hassasiyet ayarı 1 ve 99 aralığında çalışır. Artı ve eksi düğmesiyle arttırılıp azaltılabilir. Bir sonraki ayarımız eşik. Yalnızca genel arama modunda çalıştığından dolayı ayrımlı modlarda silik şekilde görünür. Eşik ayarını görmek için cihazı genel arama moduna alıyoruz. Genel arama modunda eşik sesi diye adlandırılan arka planda sürekli vızıltı bir sesle arama yapılır.
Eşik ayarı cihazın derinliğini direkt etkileyen bir ayardır. Eşik sesi çok kısık olursa küçük veya derindeki hedeflerin zayıf sinyalleri kaçırılabilir. Tam tersi eşik sesi çok yüksek ayarlanırsa hedef sesi bu ses içinde kaybolabilir. Bu nedenle eşik sesi fabrika tarafından ideal bir değerde ayarlanmış olarak gelir. Ortalama bir kullanıcının bu ayarı fabrika değerinde bırakması, deneyimli kullanıcıların ise bu sesi ufak metal seslerini duyabilecekleri en yüksek seviye ayarlamaları önerilir. Eşik ayarı 1 ila 99 aralığında çalışır. Artı ve eksi düğmesiyle arttırılıp azaltılabilir. ID eleme. Hedef ID, metallerin iletkenliklerine göre dedektör tarafından üretilen sayıdır ve kullanıcıya tespit edilen hedef hakkında fikir verir. ID eleme ise istediğiniz metalleri yok sayarak cihazın sesli uyarı ve hedef ID'si vermeden arama yapabilme yeteneğidir. Özellikle demir, alüminyum, folyo ve yoğun mineralli taşları reddederek daha konforlu bir arama yapmanızı sağlar. ID eleme 1 ila 99 aralığında çalışır, eksi tuşuyla azaltılır, artı tuşuyla arttırılır. ID eleme genel arama modunda kullanılmaz, sadece ayrım modlarında aktiftir. ID eleme ile ilgili detaylı bilgiyi arama modları videomuzda izleyebilirsiniz. Frekans. Cihazın çalışma frekansını değiştirmenizi sağlayan ayardır. Cihazın yakınında aynı frekansta çalışan bir dedektörden veya çevreden aldığı elektromanyetik gürültüleri gidermek için kullanılır. 5 adet farklı frekans vardır. Fabrika ayarı 3 nolu frekanstır. Frekans ayarı normalde aktif değildir ve menüde silik görünür. Aktif hale getirmek için pinpoint tuşuna basılı tutarak artı ve eksi tuşuna basılır. Aktif hale geldikten sonra artı ve eksi tuşuyla ayarlanır. Cihazın performansını etkileyebilir. Bu nedenle zorunlu kalmadıkça değiştirilmesi önerilmez. Ses. Cihazın sesini kısıp açmaya yarar. 0-20 aralığında çalışır. Bir kez ayarlandığında hafızada kalır ve cihaz açılıp kapandığında son ayarlandığı şekilde gelir. Eksi ve artı tuşuyla ayarlanır. Ton. Cihazın hedef ve eşik sesinin frekansını kişisel tercihinize göre değiştirmenizi sağlayan ayardır. 5 farklı ton vardır. Ton sesi demir sesini etkilemez. Genel arama ile derin algılama modunda çalışır. Ayrım iç modunda çalışmaz. Genel arama modunda eşik sesini, derin algılama modunda ise altın değerli sesini değiştirir. Artı ve eksi tuşuyla ayarlanır. Parlaklık. LCD ekran ve LG Q'de LCD ekranın arka aydınlatma seviyesini ayarlamak için kullanılır. Her iki ekran için ortak ayardır. 0-20 aralığında çalışır. Menüye girdiğinizde ekran ayarını iyi yapabilmeniz için LG Q'de ekranda 88 yazar. Bir kez ayarlandığında hafızada kalır ve cihaz açılıp kapandığında son ayarlandığı şekilde gelir. Eksi ve artı tuşuyla ayarlanır. Titreşim. Bu özellik duyma engelli kullanıcılar düşünerek tasarlanmıştır. Arama esnasında hedef tespit edildiğinde sesli uyarı ile birlikte titreşim etkisiyle de kullanıcıya geri bildirim yapan özelliktir.
İstenildiğinde tek başına, yani ses olmadan da kullanılır. 0-5 aralığında çalışır. 0 konumunda titreşim kapalıdır. 1 konumunda yüzeye yakın hedeflerde uzun süre titrer. 5 konumunda ise daha derin hedeflerde kısa süre titrer. Sadece pinpoint modunda 1-5 konumu arasında fark yoktur. Aynı etkiyi verir. Yapılan ayar hafızada kalır. Eksi ve artı tuşuyla ayarlanır. Dil. Cihazın dil tercihini değiştirmek için kullanılır. Cihaz 10 farklı dilde görüntülenebilir. İsteğe bağlı olarak dili değiştirebilirsiniz. Yanlışlıkla değiştirildiğinde kolayca bulunabilmesi için menüde en altta yer alır. Eksi ve artı tuşuyla ayarlanır. Menü ile ilgili ipuçları. Menüye girildiğinde herhangi bir düğmeye birkaç saniye basılmazsa ana ekrana dönülür. Menüde beklemek istemiyorsanız pinpoint tuşuna bir kez basıp bırakıp ana ekrana dönebilirsiniz. Menüde yaptığınız değişiklikler herhangi bir onay beklemez, değerler değiştirildiği anda etkili olur. Aşağı yukarı ve artı eksi tuşlarını basılı tuttuğunuzda değerler hızlı bir şekilde değişir. Menüde silik gelen seçenekler mevcut modda ayarlanmayabilir. Farklı modlarda ayarlanır. Örneğin, eşik derin algılama modunda silik, genel arama modunda aktiftir.